Günaydın gülüm. Günaydın. Sana güzel bir sürprizim var. Ciddi misin? Sabah bir arkadaşım aradı. Evle mi ilgili? Bir tane ev bulmuş. İçini gezip dolaşmış. Çok güzel, çok temizliyor. Fiyatını sordu mu? Sonra kötü bir sürpriz olmasın. Yok canım, asıl sürpriz de orada zaten. Fiyatı da uygunmuş. Emlakçının numarasını aldım, konuştum adamla. O zaman hadi gidelim. Aslında burası tam size göre bir ev. Bir oda, bir salon. Çoluk çocuk yok değil mi? Yok. Buyurun. Gördüğünüz gibi ferah, geniş bir salon. Sabahtan akşama kadar güneş ışığını alıyor. Ne diyorsunuz? Sanki biraz bakımsız gibi. Bir boya badanayla çiçek gibi ev olur. Hem ikiniz de gençsiniz. Halledersiniz. Altı üstü bir yüzük be kardeşim. Peşinden bu kadar koşulur mu? Koşulur efendim. Denize uçsa atlar mısın peşinden? Tabii ki atlarım. Al bakalım. Sağ olun. Anne, yemek hazır mı? Bu saate kadar orada burada gezeceğine gelip de hazırlayaydın. Tek başıma yetemiyor işte. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl hoş geldin. Kaynanam da seviyormuş ha. Koyan mı? Gel abi. Nasılsın canım baba? Sağ olasın Hasan. Doldur Sultan Ana, doldur. Ya bu kuru fasulyeyi görünce kendimden geçiyorum baba. Şunlara bak ya. Bunca zaman geçti hala ayırt edemiyorum ha. Fotokopiyle mi çoğalttın bunları Celal baba? İşlerin nasıl Hasan? Ne olsun be baba, kaynatıp duruyoruz işte. Buldun mu hazineyi? Nerede Celal baba? Ya bizim bir arkadaşın tanıdığı bir kibele heykelciyi bulmuş. 200 bin doları avucunun içine tırık diye ödemişler. Ya biz kibeleden falan vazgeçtik de bir küp altın bulsak. Ama nerede? Vermiyor ki Allah. Verdiklerin ve vermediklerin için şükürler olsun Allah'ım. Annemiz kadar kolay olmayacak galiba. Ne güzel canım gülüm benim. Mehmet şuraya bak. Ne kadar hoş. Rüya gibi. Kim bilir kim evleniyor. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Evet. Sana bir şey soracağım. Sor gülüm. Beni ne kadar seviyorsun? Çok. Ne kadar çok? Kainattaki hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar çok. Peki sen? Ben seni çok seviyorum. Ne kadar? Kainat kadar seviyorum seni. O kadar mı? Aşk olsun Mehmet ya. Çocuklar evlenecekler. Hiçbir şeyleri yok. Benden de hayır yok. Ona üzülüyorum. Üzüldüğün şeye bak Sabri. Ceylan aldım, karşılığında sana bir aslan verdim. Doğru söylüyorsun da Celal. Mehmet her şeyi halleder. Sen hiç sıkma canını. Bunlar basit meseleler. Seven adamın önünde hiçbir güç duramaz. Aşk adama dağları deldirmiş. Hala aşk diyor ya. Ender, şunu kabul et artık. Sende bu soy ismi ve cebindeki limitsiz kredi kartların olmasa, bırak sosyetenin Amerika'da okumuş kızlarını, içerideki eğitimsiz, gariban manikürcü kızı bile kendine aşık edemezsin sen. Kimi?
Vay. Varoş güzeline bak. Egzotik. Beş dakikalık işi var. Hala söylemedin adını. Geldiğin zaman gördüm seni. Çok beğendim. Birden vuruldum sana. Hemen diğer şoförle yer değiştirdim ki seninle tanışabilme mutluluğuna erişeyim. Bu yaptığınız ayıp oluyor ama. Neden ayıp olsun? Neden kızıyorsun bana? Kabahat sende. Bu kadar güzel olmasaydın. Bak fazla ileri gidiyorsun. Bir erkeğin bir kızı beğenmesi suç mudur sence? Nermin. Bugün işten biraz erken çıktım da senin işin uzun sürer mi diye bir sorayım dedim. Şey hayatım, benim biraz daha işim var. Dükkan işler bugün yoğun da. Yüzüğün nerede? Burada gülüm. Niye çıkarttın? Çalışırken çiziliyor, o yüzden çıkardım. Bak burada. Demin seni beklerken bir tuhaf oldum. Sanki... Sanki ne? Sanki gelmeyecekmişsin gibi. Gelmeyeceksin sandım. Gelmemek mi? Sen ne diyorsun gülüm benim? Ne gelmemesi? Üstümden iki kamyon geçse son gücümle kalkar gelirim buraya. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür Mermin. Sus. Ölüm deme. Ne yapayım? Ölesiye seviyorum seni. Ben de seni ölesiye seviyorum Mehmet. Sadece o. Bir tek o ayırabilir bizi Nermin.
Aşkımızın üzerine yemin ediyorum sana. Ben de sana yemin ediyorum Mehmet. Sadece ölüm ayırır bizi. Ellerin ellerimle oldukça hayattaki tek helalim sensin gülüm. Ayrı geçen her gün ikimize de haram olsun mu? Olsun gülüm. Gitmek zorundaydım. Ne olursun. Mehmet. Mehmet yalvarırım dur. O zenginlerin evlerine kadar gidip ellerini ayaklarını temizlemek çok mu hoşuma gidiyor zannediyorsun? Buna katlanmak zorundayım. İkimiz için. Sadece ikimiz için. İkimiz için mi dedin? Yani o adamın arabasına ikimiz için mi bindin? Ne var ki bunda? Eve çağıran müşteriler arabayla aldırıp arabayla geri bırakırlar. Bu çok normal bir şey. Nermin. O arabasından indiğin adam benim patronum. Ne? Hem de şoförünün değil, bizzat kendisinin kullandığı bir arabaya sen şimdi ikimiz için mi bindin? He? Patronun mu? Mehmet yanlış anladın. Yemin ederim ki bilmiyordum. Evden arabayla çağırdılar. Mehmet bilmiyordum diyorum. Mehmet gitme. (Gülüyor)
Of, of. Muhabbetin de pek hoşmuş ha baba. Ya Allah aşkına bir kelime söyle. Sifte olsun. Sonra yine susarsın. Benim bildiğim bu Meret insanın dilini çözer. Anlattırır da anlattırır. Bir daha susturamazsın. Ama ne hikmetse sana ters etki etti. Dilini bağladı. Oho, kimle konuşuyorum? Ha, bu masayla konuşsam daha iyi vallahi. Aşk böyle işte. Aşık adamın sağ solu belli olmaz. Bir bülbül olur şakır, bir de taş olur böyle oturur susar. Alo. Şşş. Ya ağzın laf yapmıyor. Bari boş kalmasın. Hadi vur. Dün tek kelime bile etmedi, çekti gitti. Öylece yolun ortasında kala kaldım. Aman, üzüldüğün şeye bak. Düşünebiliyor musun? Arabayı süren herif meğer patronuymuş diye bu kadar delirdi. Bir de o patron olacak olan herifin bana baya baya asıldığını öğrense kim bilir ne yapardı. Aman, bırak Allah aşkına ya, yeter. Üf. Ne olacakmış? Ne yapabilir ki sanki? Hem nereden bilecek Ender Bey'in evin oğlu olduğunu, bir de üstelik Mehmet'in patronu olduğunu? Orası öyle ama ne bileyim. Kızım, onu bunu boş ver de acayip ballısın ha. Ya Türkiye'nin en ünlü playboyunu kendine şoför ettin ya. Aman Müge ya. Ay nasıl biri? Hakikaten gazetelerdeki gibi yakışıklı mı öyle? Kızım ben sana ne söylüyorum, sen bana ne söylüyorsun? Hey. Bana ne herif yakışıklı mı değil mi? Hadi bassın. Ne yapacağız? Oturup ağlayacak mıyız böyle? Seni zengin ve yakışıklı biri beğendi diye. Ya dalga geçme Allah'ını seversen. Ben sana dedim gitmeyeyim diyor eve. Ama sen beni zorla gönderdin. Bak ya. Şimdi ben suçlu oldum öyle mi? Kızım hayret bir şeysin ya. Evleniyorsun diye sana kıyak yaptım. İşe gönderdim, bir de ben şimdi suçlu oluyorum. O eve gitmek için 40 tane takla atacak kaç tane kız var biliyor musun sen? Yok be baba, sen yanlış düşünüyorsun. Ben Nermin Bacı'ya güveniyorum. Aa, bu defineyi bulacağımdan emin olduğum kadar Nermin Bacı'dan eminim. Yukarıda Allah var. Benim Nermin'den şüphem yok abi. O benim doğacak çocukların anası olacak. O benim için... Sen de bizi konuşturuyorsun ha. Abi ortam çok bozuldu. Alemin çivisi çıkmış, görmüyor musun ya? İt kopuk kaynıyor ortalık. Ben Nermin'e güveniyorum da ortama güvenmiyorum. Doğru söylüyorsun kardeş. İnsan asıl bu zamanda sevdiğinin üstüne titremeli. Biz ne yaptık? Bir define sevdasının uğruna düştük yollara. Elimizde avucumuzda ne varsa ektik yoluna. Sonra gala gala koca bir sıfır. Bir gün elimde bir ekmek kapıdan içeri girdiğimi hatırlamıyorum. Sonunda da hatun aldı başını gitti. Yok, bana yanlış yaptı, gitmemeliydi diyemem. Allah günah yazar. Kızın bir işe bir günah yok. Şu zıkkımın yaptığı şeye bak. Derdi olan sensin, pasa konuşan ben. Ne demişler? Bu Meret, merdi susturup puştu coştururmuş. Estağfurullah abi. Ya aslında her şey şu ev işine bakıyor biliyor musun? Hayırlısıyla bir ev bulup yerleşebilsek, şu düzenimizi bir kurabilsek. Olacak inşallah, sabret. Ondan başka sermayemiz yok zaten. Ya Mehmet, söylemeyecektim ama hadi söyleyeyim. Nedir? Çok güzel bir harita buldum. Harita mı? Abi şu akşam bari bana harita define deme ya.
Yahu kardeşim bir dinle. Bildiğin gibi değil. Köylünün biri geldi. 100 lirayı basıp haritayı aldım. Aldım almasına da işi takip edecek ne vaktim var ne de param var. Sonra? Sonrası lavun biri geldi. İlla bu haritayı bana sat dedi. Bastı 200 lirayı, verdim haritayı. Parayı ne yaptın? Ne yapacağım? Can kardeşimin birine kurdum sofrayı, ıslatıyoruz işte. Hadi bakalım. Eyvallah. Ya Mehmet, harbiden şöyle güzel bir harita bulsam var ya, düğününde benden, derneğinde benden, şöyle sana bir apartman dairesi. Yok yok, villa anasını satayım. Ne var? Villası olanların bizden fazlası ne? Aha bak, bugün olmazsa yarın olacak. Aha buraya yazıyorum. Hadi bakalım abi. Tamam, anladık. Mehmet evlere gitmeni istemiyor. Ama kızım çeyiz sandığı da aşkla dolmuyor ki. Ne yapalım? Çalışıp bir şekilde dolduracağız. Hem yakında Mehmet ustabaşı oluyor. Maaşı da artacak. İki kişi beraber çalışıyoruz. Yapacağız artık bir şeyler. Oho! Damlaya damlaya gölmel olmuyor artık kızım. Eskiden de onlar. Olacak işte. Başka çaresi mi var? Çare söylüyoruz ama sonra suçlu çıkıyoruz. Ya hem sana oraya buraya gitme diyor, hem de kendisi hiçbir şey yapmıyor. Nasıl bir iş bu? Vallahi eşek kuyruğu gibi ne uzar ne kısalırsınız bu gidişle. Öyle deme Müge ya. Beni çok sevdiği için yapıyor. Korunmak için. Nereye gidiyorsun? Çayları tazeleyeceğim. Ya otur sen. Ya tamam otur, ne olacak? Ne o? Ne anlatıyor bizimki gene? Aman yok bir şey. Önemsiz bir tartışma işte. Mehmet'le atışmışlar yine. Vallahi Asiye teyze, Nermin'in işi zor bu çocukla. Ay kız deliler gibi çalışıp çabalıyor. Oğlan destek olacağına köstek oluyor. Müge, sen akıllı kızsın evladım. Bizimki saf. Bir ablalık et de gözünü aç şunun. Bu Mehmet'ten hayır yok ona. İki çıplak bir hamama yaraşır kızım. Bu zamanda parasız hiçbir şey olmuyor ki. Vallahi Asiye teyze anlatmasını anlatıyorum da dinleyen kim? Vallahi ben de hangi birine yetişeceğime şaşırdım. Herkes kendi başına yağan kara erisin diyeceğim ama ana yüreği işte diyemiyorum. Ne halleri varsa görsünler diyemiyorum. Tamam Asiye teyze, merak etme sen. Ben bir güzel konuşurum onunla. Tamam kızım, sağ ol. Oğlum. İyiyim anacığım. İyiyim. Peki. İyi geceler.
İyi geceler. Eyvallah usta. Hayırdır Mehmet? Dün bir çıkmışsın, çıkış o çıkış. Bir daha gelmemişsin, ne oldu? Evet usta, öyle oldu, kusura bakma. Acil bir işim çıktı da. Mehmet, iş burada oğlum. Haklısın usta, bir daha olmaz. İki haftaya kadar diye söz verdik Sefa Bey'e. Bitmeyecek diye burnundan soluyor. Hızlanmamız lazım, hızlanmamız. Tamam usta, sözümüz söz. Elimizden geleni yapıyoruz, merak etme sen. Eh, hadi bakalım. Ya, siz sırayla mı arazi oluyorsunuz? Bugün de Hasan yok. Ha, bak şu iki herif de Hasan arıyormuş. Tanıyor musun? Kim bunlar? Tanımıyorum usta, hiç görmedim. Çok özür dilerim. Neyse ki kanamamış. Dikkat et biraz. Lütfen. Buyurun efendim. Buranın çok özel şarapları var. Birer kadeh alır mıyız? Teşekkür ederim. Gündüzleri alkol almıyorum. Benim için çok erken. E o halde hanımefendiye... Ben bir kapuçino rica edeyim. Aynısında. Peki efendim. İsterseniz artık projeyle ilgili konuşmaya başlayabiliriz. Buranın gerçekten çok özel şarapları var. Hani... Müsait olduğunuz bir akşam tatmanızı tavsiye ederim. Ben bir dakika izninizi rica edeceğim.
Efendim sevgili kardeşim. Ender, neredesin sen? Hayırdır canım, bir şey mi var? Banka müdürüyle yemek yiyecektik ya, adamla geldik restoranda bekliyoruz, sen hala yoksun. Ya bana sakın unuttum falan deme. Yok canım, ne unutması, unutur muyum hiç? Canım kardeşim benim. Ama çok önemli bir işim çıktı. Ender, sen gerçekten çok terbiyesizsin ya. Tamam, sinirlenme lütfen, kabul ediyorum. Ama inan çok ani oldu. Hiç hesapta olmayan bir şey. Halledersin sen. Ailemizin zeka küpü. Hadi öpüyorum canım. Çao çao. Bir sorun mu var Filiz Hanım? Yok. Ender Bey'in de bu toplantıya katılması gerekiyordu ama çok önemli bir problem olmuş. Kendileri gelemeyecekmiş, özür diliyorlar. Neyse, isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. İş dünyasında sizin projelerinizi beğenmeyecek birinin olabileceğini hiç sanmıyorum Filiz Hanım. Babam hariç tabii. Efendim? Hı? Yok bir şey. Aslında projelerinizi bir akşam böyle uzun uzun dinlemek isterim. Sanırım siz bugün pek iş modunda değilsiniz. Dosyalar burada. Eğer ilginizi çekerse sonra tekrar görüşürüz. Filiz Hanım, telefonunuz. Adi Ender, işi çıkmışmış. Peki bu nasıl oldu aşkım? Süper. Baş döndürücü, büyüleyici. Gerçekten kelime bulamıyorum hayatım. Müthiş bir şey. Ay hangisini alsam acaba? Karar vermek çok güç. O güç kararı vermene gerek yok canım. Nasıl yani? Hanımefendi kaç elbise beğendi? 8 tane. Hepsini alıyoruz. Lütfen paketleyin. Aa, olur mu canım öyle? Oldu bitti prenses. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel kızım, gel gir içeri. Kek yapmıştım da size de getireyim dedim. Niye zahmet ettin ki? Ne zahmeti canım, al işte bir kek zaten. Oh mis gibi. Terlik al ayağım. Mehmet daha gelmedi. Aa Nermin abla. Ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi ki geldin ya. Sıkıntıdan patlıyordum ben de. Aa ne getirdin? Kek getirdim. Hadi gel yukarı çıkalım. Ben kuaföre gelecektim, gelmedin hala. Ya çok istiyorum da hiç fırsat olmadı ki. Ama kesinlikle geleceğim bu aralar. Tamam. Ya niye zahmet ettiniz? Ben sizin için yapmıştım. Seninle paylaşmazsak tadı çıkar mı güzel gelinim? Çok güzel olmuş. Nasıl, geçen gün baktığınız evi beğendiniz mi? Sizin olanlardan haberiniz yok mu? Ben anlatmadım annemlere üzülürler diye. Ne oldu yavrum, çatlatmayın insanı. Yok, önemli bir şey yok. Gittik baktık eve, çok beğendik, tam istediğimiz gibi. Ya en azından yakın. Neyse, Mehmet'le tutmaya karar verdik. Hatta kaporayı da yatırdık ama. E'si bizim küçük yeğen hastalandı. Mehmet'le ev için ayırdığımız parayı hastaneye yatırdık mecburen. Yani peşinatın çoğu gitti. Ciddi bir şey yok inşallah yavruma. Yok yok, şimdi iyi. Sağlık olsun kızım. Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. Sen tatlı canını üzme. Demek Mehmet size söylemedi ha? Bir şey söylemedi. Gece geç geldi. Sabah erkenden gitmiş zaten. Mehmet mi geldi acaba? Bak kızım. Geldim. Ya oğlum, ne alacaklı gibi çalıyorsun kapıyı? Siz de çabuk açın o zaman. Olur. Keşke daha önce haber verseydiniz. Kırmızı halı falan döşerdik. Buyurmaz mısınız? Yok, işim var. Annem dedi ki geç olmuş. Ablam eve gelecekmiş. Oldu.
Zaten ne zaman Mehmetlere gitsem annemi çağıracağı tutar. Yürü. Mehmet. Ne var? Gelsene. Celil amcanın çay ocağına gidip bir baksana Mehmet abinin ortama. Bakarsın değil mi? Olmaz, bakmam. Hem anneme söz verdim, eve gidiyoruz. Tamam. Ben şimdi zaten eve gideceğim. Hem anneme derim ki Mehmet beni zorla taktı önüne getirdi. Ne dersin? Peki benimle çıkarım olacak bu işten. Bir haftalık kola paranı ödeyeceğim. Peşin mi? Hepsi peşin. Tamam, anlaştık. Mehmet dur. Efendim? Kendin gitmiş gibi davran, tamam mı? Mehmet abini anlamasın benim. Tamam, tamam. Tamam. Çekişlerle altın dövüyorlarmış. Tak, tak, tak. Derken Hazreti Mevlana kuyumcu dükkanından gelen çekiş seslerinin ahengine kapılmış, olduğu yerde kendinden geçip sema etmeye başlamış. Sema ne? Hani uzunca külahları başlarına giyip böyle dönüyorlar ya beyaz entariler içinde. Ben gördüm onu televizyonda. Bir sürü bembeyaz dönüyorlar. Hah, onlar işte. Neyse derken Hazreti Mevlana dönerken kuyumcu dükkanının önüne bütün esnaf toplanıp başlamışlar seyretmeye. Neden dönüyor? Aşk için dönüyor. Allah aşkı için dönüyor. Dünyamız gibi. Bütün gezegenlerin güneşin etrafında dönmesi gibi. Atom çekirdeğinin etrafında dönen parçacıklar gibi. Her şey dönüyor ya, işte onun gibi. Bütün kainatın Allah, Allah, Allah diyerek dönmesi gibi dönüyor. Neyse, ne diyordum? Kuyumcu kendinden geçmiş bir vaziyette dönmekte olan Hazreti Mevlana'yı görüp çıraklarına durmayın, durmayın sürekli çekiç vurun demiş. Ta, ta, ta. Akşama kadar sema edip dönmüş, dönmüş, dönmüş durmuş Hazreti Mevlana. Ne yapmış peki? Hazreti Mevlana semayı bitirince kuyumcunun aklına çıraklarının habire ta, tak, tak diye dövdüğü altınları gelmiş. Eyvah, eyvah, altınlarım toz duman oldu deyip doğruca dükkanına koşmuş. Bir de bakmış ki altınlar olduğu gibi çil çil orada öylece duruyor. Hemen dükkanından çıkmış, doğru Hazreti Mevlana'nın ayaklarına kapanmış. E'si hülasa öğrencisi olmuş. Neyse, ertesi gün tekrar dükkanına girdiğinde neye uğradığını şaşırmış. Dükkanında ne varsa baştan aşağı altın olmuş. Vay be. Vay ya. Peki kuyumcu ne yapmış? Dükkanının kapısını ardına kadar açıp, ey ahali, istediğinizi alın. Hepsi altın, hepsi sizin olsun demiş. Kuyumcu kendi niye almamış ki altınları? Bak işte. Bu kadar altın bulup niye almamış, ben de anlamadım. Celal Baba, niye almamış altınları? Ballar balını buldum. Kuanım yağma olsun deyip Mevlana'ya koşmuş da ondan. Yani ne demek? Yani altının hasını buldum. En iyisini. Yani Hazreti Mevlana'yı buldum. Öbür altınları ne yapayım anlamında. Vay be. Kimi bizim gibi rüyasında toprağın altını kazar, altının hayalini kovalar, kimi de vebadan kaçar gibi altından kaçar. Hikmetinden sual olmaz Allah'ım. Çeşit çeşit insanlar yaratmışsın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş bulduk baba. Bana bakın, sabah okulunuz yok mu sizin? Var. Hadi bakalım, doğru eve. Bana bak. Ben de anlatacak çok hikaye var ha. Yarın yine gelin, tamam mı? Tamam mesela. Anne yüzmeyin evde. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, adaş hayırdır? Yok bir şey, çay içeceğim. Otur bakalım, ben sana bir paşa çay yapayım. Otur, ben yaparım. Peki baba. Ya Mehmet abi, ben çok sıkıştım. Bir tuvalete gitsem iyi olacak. Ya hadi git bakalım. Ya sana bir şey soracağım, soracağım da neydi? Kafa dağınık. Hah. Ne? Bugün iki adam seni soruyordu tersanede. Bir durum mu var? Yok, bir durum var ya.
Ne bileyim, heriflerin suratında pek bir meymenet yoktu. Böyle arızalı tipler gibi geldi bana. Sahiden bir şey yok değil mi? Yok baba ya. Yok annem, bir şey yok. Abi bir durum varsa bilelim. Benden saklamasın herhalde. Yok be ya, ne alakası var ya? Yok bir şey ortak ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam Şükrü. Yok, gelmiyorum Mehmet. Ya biraz gelebilir misin? Tabii ya, gelebilir. Mehmet sağ olasın ya. Allah senden razı olsun. Ne kadar teşekkür etsem az. Bütün hastane masrafını ödemişsin. Ayıpsın Şükrü ya, ne demek? Ya biz bacanağız. Yeğenimiz hastalanmış. Elimizden ne geliyorsa yapacağız tabii. Abi sen al bunu ya. Burada paranın yarısına yakını var. Kalanını da en kısa zamanda halledeceğim. Şükrü ne yapıyorsun ya? Koy şunu cebine. Mehmet al şunu ya. Yapma böyle. Ya çocuk daha tam iyileşmemiş. İlacını alırsın. Biz kaçmıyoruz ya, buradayız. Elin rahatlayınca ödersin. Sağ ol kardeş. Allah senden razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Buyur abi, babamın bir çayını iç. Darılır yoksa. Eyvallah. Adaş ne oldu? Geç oldu, ben gideyim artık. İyi, hadi bakalım. Ne oldu? Gittim gördüm. Tamam orada. Beni sordu mu? Yok, sormadı. Peki ne yapıyordu? Şükrü eniştem geldi. Eniştem Mehmet abime para verdi. Orada gördüm ama Mehmet abi almadı. Cebi boş, gönlü bol maşallah. Sen kim, cömertlik kim? Aş aşkın, önce cebine baksana. Uyandırmadan çekmiş gitmiş adi herif. Şey mi dedin canım? Ender. Beraber kahvaltı yapmayacak mıyız? Sen kahvaltını yaparsın. Benim hemen çıkmam lazım. Çok önemli bir toplantım var. Bu saatte toplantı mı olurmuş? Saat daha çok erken ya. Başka zaman uzun uzun kahvaltı yaparız. Öğlene kadar yataktan çıkmayız. Tamam mı aşkım? Söz. Yalancı şey. Ara beni, olur mu? Tamam. Çao çao. Aman ne üzülüyorsun? Aramazsa aramasın. Kendi kaybeder. Ay bak kim geldi. Sen gir içeri, ben şimdi geliyorum. Sen beni ne zannediyorsun ha? Garip manikürcü bir kız mı? Sen git bu numaraların sosyete kızlarına yap. Ben yemem Ender Bey. Kahretmesin. Kolay gelsin çocuklar. Kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Senin başında niye baretin yok yavrum? Kafam işiyordu ondan efendim. Can güvenliği önemli ama ha. Doğru efendim. Nedir bu böyle? Eski sütü verilmiş bir taklit efendim. Ucuz bir şey. Çıkart bakayım. Çıkart da bir bakayım şuna.
efendim. Theodius 2. Pek basit bir şeye benzemiyor bu. Adın ne senin? Hasan efendim. Bu gerçek antika para gibi bir şey. Bu gerçek olmasın Hasan. Ben kimim ki efendim? Ne gezer gerçeği bende? Bence gerçek gibi. Neyse. Böyle güzel şeyler oldu mu bize haber verin. Yani bizim hanım pek sever de. Peki efendim, söylerim. Ama yani gerçeği bulunmaz ki bizde. Tamam. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Kolay gelsin. Gördün mü baba? Ben sana demedim mi bu define işi boş iş değil diye? Bu zengin işi diye. Adam nasıl anladı sikkenin hakiki olduğunu? Bir de bana ağız yapıyor Lale. Gerçek mi falan diye. Salak sanıyor beni. Abi boşuna sana cin Hasan dememiş herhalde. Sen yer misin hiç? Yer miyim tabii. Hadi lan, insanla kafa buluyorsun sen de. Allah Allah. Ender. Annelerin sultanı. Ana kraliçem benim. Senin burada olduğunu görmedim. Oğlum, sen artık şoförlüğe de mi başladın? Şoförlük? Evet. Çıkartamadın galiba. Dur sana yardımcı olayım. Manikürcü kız desem. Bak, bir daha böyle şeyler duymak istemiyorum. Baş üstüne. Ben gülmüyorum. Zaten peşinde gazeteci ordusuyla dolaşıyorsun. Bir de böyle kızlarla ortalıkta görünüp beni zor duruma sokma. Lütfen. Bana Engin'i yollayın. Hemen. Bu tokadı yazdım Nermin Hanım. Ne istemişsin dersin? Ender'i bir süre takip etmeni istiyorum. Attığı her adımdan haberim olacak. Ender Bey mi? Evet Engin. Ender Bey'i. Emredersiniz efendim. Çekilebilirsin. On dört buçuk dakika sonra çayımız hazır. Allah. Çay değil. Mübarek ab-ı hayat. Ab-ı hayat ne? Ab su demek. Hayat bildiğimiz hayat. Yani hayat suyu. Neymiş? Hayat suyu. Aferin. Güzel çayın kokusu etraftan adam çağırır. Mehmet abiniz aldı güzel çayın kokusunu, damladı. Siz bardakları organize edin. Sonra beraberce çayın keyfini çıkaralım. Tamam. Tamam. Vay be Mehmet'im, kaynanını da seviyormuş ha. Koş. Allah! Ne oluyor ya? Ya bir dakika. Lan! Bu alemin kurnazı sen misin lan? Estağfurullah abi. Lan dingil! Biz de keriziz ha! Sana üç kere sormadık mı lan? Bu harita sahte mi diye? Ha? Sormadık mı? Vallahi abi, ben de gerçek zannettim be. Yoksa para verip alır mıyım? Salak mıyım ben? Ha? Sen salak olur musun? Mehmet aslında abi. Salak biziz. Mehmet abi mi bulalım? Aldık, beraber çalıştık. Şşş, salak da biz olduk. Öldüreyim mi lan seni? Bırakın lan beni. Bir de dayılanıyorsun ha? Öldüreyim mi lan? Besmele olur, çarparım lan seni Cin Hasan. Çarparsın abi. Bunlar kim? Bunlar kim lan? Bunlar kim lan? Aaaa!
Geldim, geldim. Allah Allah. Ne oldu çocuklar? Hasan abi. Ne oldu Hasan abi? Dövüyorlar onu. Üç kişiler. Dövüyorlar mı? Nerede lan? Kim dövüyor? Abi ne oldu sana yok burada ya? Yok bir şey, yok bir şey. Geçti tüm. Hangi şerefsiz yaptı bunu sana? Ay, yok yavaş, bir şey koca. Yavaş. Temiz bir dayak yedim işte. Otur şuna. Boş göndermedim şerefsizlere. İkisine birden bir daldım ki. Darmadağın oldular. Siz nasılsınız çocuklar? Biz iyiyiz ama senin her yerin kan olmuş Hasan abi. Olsun. Mehmet. Bu ikizler var ya, bunların ikisi de aslan var. Dur abi. Sen bunları böyle küçük görüp de küçümseme. Bunlar olmasa duman olmuştum. Kim bu şerefsizler abi? Mehmet, kolyemi de aldılar. Hoş geldin kız. Girsene. Yok, girmeyeyim. Ben şu kiralık evin telefon numarasını getirdim. Sağ olasın komşu. Yalnız bu evi Nermin'ler için düşünüyorsanız onlara biraz pahalı gelebilir. Yok, benim gittiğim evin hanımı arıyordu. Bir akrabası için miymiş, neymiş? Tamam o zaman. Hadi ben gideyim. İyi günler. Sağ ol Zeliha. İyi günler. Anne, hayırdır? Hiç. Bizim çulsuzlara ev buldum da. Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü? Tipe bak! Doymadın mı lan daya? Cin Hasan! Hoşuna da gitmiş. Arkadaşını getirmiş. Ekan basmak ne demek lan? Basmak ne demek lan? Herkes efendi olacak. Oğlum senle ne zaman dışarı çıkalım desek beni her zaman buraya getiriyorsun. Bir yer belirlemişsin, hep aynı yer. 40 bin tane mekan var ya. İlla ki burası mı? Sovyetler dağıldı, güzeller buraya düştü. Ne yapalım? Bu kadar güzeli başka mekanda bulabilir miyiz oğlum? Olsa gitmez miyim zaten? Şuraya bak, hep aynı hatunlar. Sıkılmadın mı oğlum? Ha, söyleyene bak, beni buraya alıştıran sen değil misin? Oo, ne habersiniz? Merhaba yakışıklı. Tatyana,
Bu ne güzellik. Yıkıyorsun ortalığı yine vallahi. Hadi kalkın, kalkın dansa. Ben pek havamda değilim bu akşam. Siz takılın. Aa, olmadı ama. Kızlar tamam. Siz hafiften başlayın. Biz geliyoruz şimdi. Neyin var? Aşık mısın oğlum? Ne aşkı ya? Yo yo. Var bir şeyler, var. Ben tanımam bu kankamı. Yeni biri. Hem de Çetin Ceviz galiba. Bana tokat attı. Vay! Tokat ha? Eski Türk filmlerindeki gibi hoş bir fantezi ama ha. Hayır, olamaz. Bana tokat atmamalıydınız Nalan Hanım. Bırak kafa yapmayı oğlum. Hayatımda ilk defa tokat yedim. Ah, ah. Bana da tokat atan bir kız olsa keşke. Sıkıldım valla. Sıradan hep aynı kızlar. Tokat mokat atan yok. Dalga geçme oğlum. Bu mevzuyu çözmem lazım. Gurur mu yaptınız kendinize Ender Bey? Hayır, olamaz. Evet, gurur yaptım. 5 dakikada kendime aşık ederim dedim. Tokat yedim. Oğlum gönder şöyle taşlı maşlı pırıltılı bir şey. Olsun bitsin. Buyur paşam. Ulan. Acıyor mu ya? Yok ya, önemli bir şey değil de biraz sağlam vurmuşlar. Kolay mı? Şerefsiz ordusuyla cenk ettik. Olacak o. Hayırdır abi? Tedbiri elden bırakmamak lazım paşam. Bunlar bu akşam biraz zor gelirler. Allah! Mehmet nerede? Mehmet, Mehmet duyunca deliye döndüm. Mehmet. Duyunca deliye döndüm, hemen koşup geldim. Mehmet ne oldu? Tamam Nermin. Nasıl oldu kavga ettin sen? Ne işin var senin o adamlarla ha? Nermin önemli bir şey yok tamam. Ben çıkıyorum. Ne gitmesi? Nereye gidiyorsun? Ya çıkacaktım ya. Muzu Muzu. Emmim oğlu. O bekliyor. Hasan abi ben geldim de şey yapıyorsan. Ne alakası var ya? Hem ben size bu yaştan sonra hesap mı vereceğim? Hadi bana eyvallah. Abi hayretsin, otursana şuraya. Ne oturacağım ya? Ha, ben bu gece gelmem %99. Oradan işe kaçarım. Eyvallah. Tersanede görüşürüz o zaman. Tamam. Hadi bana eyvallah. Mehmet dur bakayım. Mehmet ne yaptılar sana? Mehmet çok kötü olmuş. Elleri kırılsın inşallah. Canı çok acıyor mu? Yok yok, çok acımıyor. Nermin. Şş. 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 Dur bir tanem Nermin. Ben seninle nikahlı olana kadar. Şş. Nermin. Beyaz gülüm benim. Gonca gülüm benim. Ben seni telli duvakta alacağım. Bana var. O gece duvağını açacağım ben seni. O gece kadınım olacaksın, helalim olacaksın. Benim içim yanmıyor mu zannediyorsun, istemiyor muyum zannediyorsun? Ha? Sabır biraz da. Öyle daha güzel olacak.
Mehmet, hala bana kızgın değilsin değil mi? O herifin arabasında ne işin vardı? Mehmet, o gün sana anlatmaya çalıştım ya. Yemin ederim ki bilmiyordum. Ben seninle bir hayat kurmaya çalışırken, ölünceye kadar birlikte yaşamaya hazırlanırken, sana bu kadar aşıkken, sen bana ne dediğini farkında mısın? Evet. Bu söylediğin çok ağır bir şey. Ben sana değil, insanlara güvenmiyorum. Ya sen gittiğin yerde nasıl insanlarla karşılaşacaksın, bunu biliyor musun? Ne tür art niyetleri olabilir, bunu tahmin edebiliyor musun? Benim aklım yerinden oynuyor bir şey olacak diye. Endişelenmekte haklıyım bir tanem. Bana söz ver. Bir daha asla evlere gitmeyeceksin. Söz mü? Söz veriyorum. Söz veriyorum bir tane. Ben seni eve bırakayım, sizinkiler merak edecek. Etmezler. Niye? Bu gece Müge'de kalacağımı söyledim. Hem ben seni bu şekilde yalnız bırakabilir miyim hiç? Burada mı kalacaksın? Beraber mi uyuyacağız? Evet. Beraber uyanacağız. Evlenince hep öyle olacak, düşünsene. Nermin Hanım, bakıyorum bulutların üstündesiniz. Barıştınız ya. O kadar çok seviyorum ki onu. 2 gün görmedim ya, çıldırdım sanki. Öyle çok özlemişim ki anlatamam sana. Nermin. Nermin Hanım. Benim. Merhaba, bir paketiniz vardı. Şuraya bir imza atabilir misiniz efendim? Tabii ki. Buyurun. Hiç açmadan kolay gelsin. Sağ olun. O ne kız? Mehmet'tendir. Hiç sanmıyorum. Ay süpermiş. Ay inanmıyorum. Ender Kervancıoğlu ha? Ay kızım, bu herif sana abayı bayağı yakmış. Baksana şunu görelim. Hayrola anne, ne bunlar? Meleğin çocuğu hastalanınca yaptıklarını duydum oğlum. Belki sıkışmışsındır. Sağ ol ama alamam ben bunları. Bakarım bir çaresini, sen merak etme. Bizde varken niye başka kapıya bakasın oğlum? İyi de anacığım, sen bunları çocukların için saklamışsındır. Gün gelir onların ihtiyacı olur. Mehmet, bak oğlum. Sen beni üvey görmedin, ben de seni üvey görmedim. İlyas, Mesut, Özlem ne kadar benimse sen de o kadar benimsin. Bunları almazsan kalbimi kırarsın. Sağ ol anneciğim ama... Zaten bunları düğününüzde Nermin'e takarım diye saklamıştım. Kısmet bugüneymiş. Aslan. Sağ olasın. Sağ ol. İnsan lafın üstüne aramış. Efendim Nermin? Hayatım, inanması zor bir şey biliyorum ama annem bizim için hem çok güzel hem de fiyatı çok uygun bir ev bulmuş. Yarın sabah erkenden gidip bakalım diyor. Biliyorum fazla paramız yok ama bir kolaylık yapacaklarmış. Gidip bir bakalım istersen ha, Umut işte. Gülüm benim, inanmayacaksın ama benim de sana bir sürprizim var. Neymiş o? İşte gördüğünüz gibi çok ferah bir yerdir burası. Etrafı alabildiğinde açık. Hele yazın çok keyifli olur.
Evet, çok güzelmiş. Ne dersiniz? Bir de salonu görelim mi? Görelim tabii. Hadi buyurun o zaman. Efendim? Bak, kalorifer de var. Vallahi çok güzel, kullanışlı bir yerde. Mehmet, dolaplara baksana, yepyeni, pırıl pırıl her şey. Gerçekten çok güzel. Sanırım beğendiniz. Beğendik beğenmesine de. Ev sahibi bizim verebileceğimiz kirayı beğenir mi? Bir indirim yapacaksınız tabii, değil mi evladım? Vallahi teyzeciğim, uygunu bu. Evi görüyorsunuz. Peki ne kadar kirası? 900 milyon. Bir de 2000 dolar peşinat istiyorlar. Ne? Olur mu canım? Bize 400 milyon dediler. 400 milyon mu? Teyzeciğim, imkansız bu. Yani 400 milyona ben böyle bir ev bulsam kendim tutardım herhalde. Arkadaşın telefonda öyle söyledi evladım. Yok teyzeciğim, öyle bir şey söylememiştir o. Aman her neyse, yaşlılık işte. Bir yanlış anlamı oldu herhalde. Bir yanlış anlamı mı oldu anne? Sen de anlayışlı ol biraz. Size de yarın olmuyor. Bize kötülük olsun diye yapıyor. O tip bir evin 400 milyon olmayacağını çocuk görse anlardı zaten. Biz de anladık ama umut işte. İnsan bir mucize olsun ve o ev o fiyatı olsun istiyor. Ne kadar kötü bir annem var. Umutlanalım, sonra da umutlarımız boşa çıksın diye uğraşıyor. İnsan bu kadar açık bir şekilde kötülük yapabilir mi? İnsan da birazcık utanma olur. Çaresizliğimizi yüzümüze vurmak istiyorum. Mehmet, biz hiç öyle evlerde oturamayacak mıyız? Kim demiş onu? Ha? Evlere gitmemi de istemiyorsun. Nermin bu evlere gitme mevzusunu kapatmıştık. Biliyorum. Sen de çok mu fazla hayal kuruyorum? Bak gülüm. Hayallerimizin belki çoğu gerçekleşmeyecek. Belki hayatım boyunca sana değerli pahalı şeyler veremeyeceğim. Ama sana şunun sözünü veriyorum. Çocuklarımızı büyüteceğimiz, saçlarımızı yan yana artacağımız, huzur sevgi dolu bir yuvamız olacak. Yemin ediyorum. Ümidim. Benim de hayalini kurduğum şey bu zaten. Biraz sabır o zaman. Hem ne demek değerli şeyler? Benim hayatımdaki en değerli şey sensin. Ben senin için ölürüm. Tamam güzelim, ısrar etme, gelemem şimdi. Toplantıya girmem lazım, binlerce kişi beni bekliyor. Oldu oldu, geç kaldım. Hadi ben seni ararım, öpüyorum hadi, çao çao. Allah Allah ya. Ne haber çalışkan prenses? Ender. Kime gönderdiysen özrün kabul olmamış galiba. Kim bu kız? Senin şu manikürcü de çetin ceviz çıktı hakikaten. Manikürcü mü? Sen de çalışmaktan artık sürmenaj oldun. İddiamızı unuttun galiba. İnanmıyorum. Ne iddiası ya? Ben onu iddia olsun diye söylememiştim. Sen olayı öyle almışsın sadece. Ben şaka yapıyorsun sanmıştım. İsmin olmadan o fakir manikürcü kızın seni görür görmez kollarına atılmayacağını anlatmaya çalışmıştım. Ne var kızım? İddia iddiadır. Ender, insanların hayatı senin oyun alanın değil. Sahiden ciddiye aldın mı bu olayı? Çocuk gibisin valla. Hem ciddiye aldın bu saçma iddiada. Senin soyadın ve cüzdanın yok mu canım? Tamam, senden de bir şey saklanmıyor.
yoksa Sefa Bey'e zor hesap veririz. Usta müsait misin? Bir iki dakika konuşabilir misin? Buyur Mehmet, buyur. Şu an müsaitim. Usta ben gece mesaisinde de çalışmak istiyorum. Gece mesaisinde mi? Evet. Nasıl olacak o iş Mehmet? Bütün günü yolluyorsun zaten. Biliyorsun Usta, evleneceğiz. Her şeyde dünya para. Mecburen fazla mesai yapmam lazım. Ya anladım da. Yani hem gece hem gündüz dayanamazsın evladım. Mecburum Usta, dayanacağız. Sen bilirsin. Ben gece formeniyle bir konuşayım o zaman. Eyvallah Usta, sağ olasın. Hadi bakalım. Nermin, erkek bölümünde müşteri var. Seni çağırıyorlar. Tamam. Hoş geldiniz.